Merhaba, online sosyalizm okullarının 5. dersine hoş geldiniz. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk. Bu programı canlı olarak yapmayı istiyorduk aslında. Ama 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için bir gün öncesinde buluştuk. Geçtiğimiz 4 haftada sosyalizm okullarında sosyalizm nedir, devrim nedir, Türkiye'de devrim mümkün müdür gibi sorulara cevap aradık. Geçtiğimiz haftada TKP'nin Türkiye örnek ülke olmalıdır açıklamasını gençlik açısından ele almaya çalıştık. Bizim için ne anlam ifade ettiğini tartıştık. Buradan hareketle TKP'nin geçen hafta kamuoyuna Türkiye örnek ülke olmalıdır başlığıyla bir açıklama yaptığını ve sosyalist bir Türkiye'nin nasıl olması gerektiğinden bahsetti. Örneğin bu maddelerden bazıları kadınlara dönük her tür ayrımcılık sona erecek, bütün yurttaşların eşitliği sağlanacak. Yurttaşların temel ihtiyaçları olan barınma, su, ısınma, aydınlatma, iletişim ve toplu taşıma ücretsiz karşılanacak. Peki TKP'nin mücadelesini verdiği örnek ülke gençlere ne vaat ediyor? Evet, güzel soru. Şimdi biz orada gençlik diye bir kategori ayırmadık. Bunun birden fazla nedeni var. Bir tanesi sonuçta son derece dinamik bir kavram, gençlik kavramı. İnsanlar doğuyorlar, büyüyorlar, gelişiyorlar. Dolayısıyla nüfusun belli bir kesimini içine alan bir şeyden söz etmek istemedik. Ama kuşkusuz parti programında ya da bizim hazırladığımız ve iktidara geldiğimizde uygulayacağımızı taahhüt ettiğimiz toplumcu anayasada gençlere dönük maddeler var. Orası daha ayrıntılı bir metin. Ama başka bir neden daha var. Türkiye çok genç bir toplum. Aslında gençler hakim nüfus bölmesi Türkiye'de. Dolayısıyla aslında siz iktidardasınız yaş kuşağı itibariyle ülkede. O yüzden de aslında diğer yaş kuşaklarına dönük bir takım şeyler yapmakta fayda var. Yani değinilerde bulunmakta yarar var. Söylenen her şey öncelikle size dair. Peki bu ülke gençler, yani bu ülkede yaşamak için gençler ne yapmalı? Bu daha doğru bir soru. Şimdi hepimiz gençliği yaşadık. Ben gençliği hatta çocukluktan çıkıştan itibaren politik bir kişilik olarak yaşamaya çalıştım. Şurası muhakkak bizim dönemimizle kıyasla çok ağır bir yük var üzerinizde. Yani bizde de işsizlik tehlikesi vardı, bizim dönemimizde işte gelecek kaygısı vardı ama bu ölçüde değildi. Şu anda baktığım zaman gençlerin önemli bir bölümü hem çalışıp hem okuyorlar. Bir bölümü okuma imkanı bulamamış durumdalar. Bir bölümünde okuyorlar işte ailelerin desteğiyle ama hiç kimse de bir geleceğe dair bir şey yok. Yani hayal dahi kurmuyor sizin kuşak. Bu çok üzücü. Ama öte yandan da eğer böyleyse, eğer size en küçük bir çıkış yolu vermiyorsa bu düzen, yapılması gereken şey çok basit. Yani gençliğin bu kadar kendisini kuşatan bir düzenle barışık içerisinde yaşamaması gerekiyor. Şimdi iki şey oluyor, gözlüyoruz bunu. Çok büyük bir çoğunluk içe kapanıyor ve paçasını kurtarmaya çalışıyor. Ama bunun içerisinde çok büyük bir çoğunluk bunu başaramıyor. Dolayısıyla gençlerin yapması gereken şey çok basit. Henüz daha önünüzde onlarca yıl var yaşayacağınız. Bunun önemli bir bölümünü eşitlikçi, özgür bir toplumda yaşamak var. Bakın biz bu yaşımıza geldik ve hala yaşayacağız diyoruz, göreceğiz diyoruz o günleri. Dolayısıyla sizin kendi geleceğinizi elinize almanız gerekir. Yani gençler için, bütün gençlik için söylüyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Yaşam güzel, dünya güzel, ülkemiz de çok güzel. Bu kadar güzelliğin ortasında bu kadar çirkin bir düzen yakışmıyor. Dolayısıyla size ait olanı da isteyin. Çünkü sizin o yani o yaşam güzel dediğimiz şeyler size ait. Hepimize ait, bütün insanlığa ait. Size ait olanı geri alın. Peki pandemi Türkiye'de ve dünyada güvenlik önlemlerinin artmasına,
insanların kimlerle görüştüğünden nerelerde bulunduğuna kadar devletlerin daha fazla bilgi sahibi olmasını bir ihtiyaç haline getirdi. Bu durumda devletlerin otoriterleşmesi ya bu durum devletlerin otoriterleşmesine yarar mı gelecek süreçte? Bir kere böyle bir ihtiyaç yok. Yani salgını bu hale getiren, bu kadar ciddi bir tehdit haline getiren doğrudan bu düzendir. Yani biz şunu iddia ederken laf olsun diye söylemiyoruz. Sosyalist bir toplumda bu tür hastalıkların herhangi bir şeyi tehdit olma olasılığı hiçbir şekilde yok. Daha doğrusu böyle bir salgının ortaya çıkmayacağını söyleyebiliriz. Bunun bir sürü nedeni var. Varsayalım ki böyle bir tehdit ortaya çıktı. 15-20 gün boyunca insanlara deriz ki çalışmıyorsunuz. Her tür güvenceniz devlete ait. Çünkü o devlet bütün topluma ait. Dolayısıyla salgının önüne hemen geçilirdi. Ama şimdi bunu yapamıyorlar. Bunu yapamadıkları için yani çünkü işçi sınıfını çalıştırmak zorundalar. Bütün ülkeler için geçerli bu. Bunu yapamadıkları için başka yollar deniyorlar. Ve bu yollar da aslında salgını kontrol etmek için değil. Emekçileri ve halkı kontrol etmek için. Daha önce de benzer yöntemler uygulandı. İşte her tarafta güvenlik kameraları var. Bu insanların güvenliği için değil, iktidarın güvenliği için. Çok açık bir şekilde. Ama şunu söyleyeyim. Bu konuda böyle bir korkunç öyküler anlatılıyor. İşte insanlara çip takılacak. İşte herkes bir yerden bir yere giderken bilgi toplanacak falan diye. Evet, bunu istiyorlar. Ama insanlık o noktaya gelmeden kurtulacak bu düzenden. Yani henüz daha o kadar güçlü değiller. Yani milyarlarca insan birer açık çağdaş köleye dönüşecek ve bunu kabul edecek diye bir şey yok. Önümüzdeki dönem büyük kavgaların olacağı bir dönem. Belki yani işte dediğim gibi kim kimi kontrol eder o belli olmaz. Peki bu yayın 23 Nisan'da yapılacak. Evet. Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi koşullarında da olsa çeşitli biçimlerde kutlanmaya devam ediyor. Ama bu bayramı hiç kutlayamamış çocuklar da var. Çocuk işçiler yani. TKP iktidar olduğunda çocuk işçiliğe karşı nasıl önlemler alacak? Ya çok basit. Çocuklar çalışmayacak. Yani bugünkü düzen çocuk evliliğine bile engel olamıyor. Yüz binlerce eğitim çağında çocuk çalışmak zorunda. Bu olacak iş değil. Sosyalist bir ülkede insanlar bir kere bütün herkes eşit ve bilimsel bir eğitim alacaklar ücretsiz. Dolayısıyla ya ben yoksulum, okuyamam derdi bitecek. Çünkü yoksul insan da kalmayacak. Yani biz bu anlamda bir eşitliği sağlayabilecek kaynaklara sahibiz. Dolayısıyla ailesine yardım etmek için ya da okumak için insanların 13 yaşında, 14 yaşında bir yere çırak olarak girmesine gerek kalmayacak. Ya da tekstil fabrikalarında küçük çocuklar ünlü markalar için ter dökmeyecek. Yani buna hiçbir şekilde ihtiyaç yok. Yasak olacak. Yani onu da söyleyeyim. Yani ihtiyaç falan bıraktım. Çocuk emeği kesinlikle yasaklanacak. Peki ülkemizde birçok açıdan problem ve zorluklarla karşı karşıya geliyoruz. Eğitim seviyesinin yükselmesiyle, bilimin sözünün daha çok dinlenmesiyle karşılaştığımız sorunları aşamaz mıyız? Sosyalizm şart mı? Yani nitelikli bir eğitim için. Nitelikli bir eğitim için sosyalizm şart değil. Ama o nitelikli eğitimin geniş bir kesime, toplumun tamamına uzanması için sosyalizm şart. Bu bir. İkincisi, eğitim yani eğitim çok kapsamlı bir şey. İlle yani doğrudan bir şey öğrenmekten ibaret değil. Bu bir süreç. Eğitimin toplumsal faydası yani nedir? Diyelim ki sen yetiştin, tıp fakültesini bitirdin, iyi bir hekim oldun. Bunun faydasını nasıl sağlayacaksın? Şimdi birçok insan kendi eğitiminde bir mesleğe sahip değil. Yani uyduruyorum,
Hatta tıp okuyup da başka meslekler icra edenler, icra etmek durumunda kalanlar var. Dolayısıyla eğitimin topluma dönme şeyi bu düzende son derece kısıtlı. Zaten bilimi ve insan aklını kuşatmak ve hatta biraz geriletmek zorunda olan bir düzen var. Bunun çeşitli nedenleri var. Yani bu düzenin sürdürülebilmesi için bir akılsızlığın topluma sürekli pompalanması lazım. Cehaletin pompalanması lazım. Sonuçta akıllı insanları, eğitilmiş insanları yönetmek daha zordur. Dolayısıyla evet, yani teknik anlamıyla soruluyorsa iyi bir eğitim için, yani ille sosyalizm şart mıdır sorusu, şart değildir bir azınlık için. Yani kapitalist düzende de iyi tırnak içerisinde eğitim aldığını düşünebileceğimiz kişiler var. Ama öte yandan da bunun yaygınlaşıp bütün topluma mal olması için, herkes için eşit bir olanağa dönüşmesi ve kullanım değerinin ortaya çıkabilmesi için. Mesela şimdi Türkiye'de bir sürü iyi yetişmiş gencimiz yurt dışına gidiyorlar. Şey, laboratuvar eksik, olanaklar kısıtlı ya da buradaki bu boğucu, gerici ortamdan paranın tamamen egemen olduğu ortamlara doğru kaçmak zorunda kalıyorlar. O yüzden de geniş anlamıyla düşünürsek insanlığın, toplumun eğitilmesi ve gelişmesi için sosyalizm mutlak olarak şart. Bugünkü düzende herhangi bir şekilde bu sorun çözülemez. Biraz önce şey demiştin ya, yani bir azınlığın iyi eğitim alması için demiştin. Şimdi oradan hareketle birçok lise öğrencisi iyi bir eğitim almak için ve sınava hazırlanmak için özel okullara gitmeyi istiyor. Biz mesela liseli arkadaşlarımıza hayır gitmeyin diyebilir miyiz böyle bir durumda? Bu bakın güzel bir soru. Bir ahlaki mesele diye görülebilir bu öncelikle. Yani nedir ahlaki boyutu? İşte insanların eşitliği için mücadele ediyoruz. Paralı eğitime karşıyız. Dolayısıyla bir boyutu evet, bu okulların meşrulaşmasını engellemek lazım. Ama öte yandan da her birimiz bu düzen içerisinde piyasanın kurallarına uymaya ya da piyasanın açtığı kanallardan zaman zaman geçmeye zorunlu kalıyoruz. Mesela zaman zaman kurulan sağlık sistemindeki tuhaflıklar yüzünden özel hastanelere başvurmak gerekiyor. Örneğin gibi. Dolayısıyla asıl mesele burada şu. İnsanların ailesi zorluyordur. Ailesinin olanağı vardır. İşte herkesin evladı değerlidir. İşte özel okullara yollanmıştır. Burada yapılacak olan şey o zaman bu ayrıcalığın hakkını vermektir. Yani bu düzenin değişip insanların parasız bilimsel eğitim hakkı kazanacağı bir toplumun kurulması için insanların mücadele etmesidir. Yoksa yani Türkiye Komünist Partisi olarak biz insanların yakasına yapışıp vay efendim sen ne yapıyorsun deme şansına sahip değiliz. Zaten onu çok uç noktaları taşırsanız hiçbir şey giyemezsiniz, hiçbir şey yiyemezsiniz. Peki sosyalizmle eşit ve adil bir ülke yaratılacağı söyleniyor. İktidara yerleşenler iktidar olanaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmazlar mı? Böyle riskler yok mudur? Komünistler ve TKP hemen bugünlerden nasıl eşit ve adil bir düzen kurabileceğini vaat ediyor. Evet, çok güzel bir soru bu. Bir kere tüm toplumun gelişkin bir ahlaka, yani eşitliği benimseme, işte başkalarının haklarını gasp etme kimi alışkanlıklarından kurtulma. Yani bu toplumun bize bulaştırdığı bir takım olumsuzluklardan kurtulması zaman alacaktır, bu doğru. Ama unutulan bir şey var burada. Toplumsal denetim. Şu andaki kapitalist düzen egemenlerin, yani küçük bir azınlığın toplumu denetlediği ama tersinin geçerli olmadığı bir sistem. Sosyalizmde, yani komünizmden söz etmiyorum. Yani komünizm kuruluşuna giden süreçte, yani gelişkin bir komünizme bile gerek yok. Ama komünizme giden yolda iktidarımızın ilk gününden itibaren sözünü verebileceğimiz şey toplumsal denetim.
Yani hiç kimsenin bulunduğu konum nedeniyle, çünkü o konuma seçilerek geliyorsunuz. Herhangi bir ayrıcalığının olmaması, işte denetimden kaçamaması ve denetim kanallarının açık olması. Biz hep bunun için şunu söylüyoruz, insanların hata yapma hakkını elinden alacağız. Büyük hatalar yapma. Çünkü biliyorsunuz hata yapmak geliştirir insanları. Düzeltirsiniz daha sonra hatayı, kendiniz görürsünüz. Hata yapma hakkının elinden alınmasından kastettiğimiz şu. Mesela yolsuzluklar. Ne yazık ki bu sistemin içine yerleşik. İleride bizim düzenimizde hiçbir denetim kalmazsa biz şeyin güvencesini veremeyiz. Kimse için. Çünkü zaman alacak insanlığın bu pisliklerden arınması. Ama öte yandan da şunun için kesin konuşabilirim. Yolsuzlukları denetlemek ve engellemek için bütün mekanizmalar açık olacak. Hatadan kastettiğim böyle şeyler. İşte topluma ait, kamuya ait malların ya da zenginliklerin kişisel amaçlar uğruna kullanılması. Mesela bu affedilecek bir hata değildir. Yoksa şu bardağı kırarsınız. Bu bir hata bile olmaz, bir sakarlık olur. O yüzden herkesin içi rahat olsun. Elbette bir dizi olumsuzlukla karşılaşacağız. Zaman alacak. İnsanlığın yeni bir gelişkin ahlaka kavuşması. Ama öte yandan da denetim mekanizmaları o kadar güçlü olacak ki zaten hiç kimse aç ve açıkta kalmadığı için aslında çok da bir ihtiyaç yok. Ama varsayalım ki hala kapitalizmden gelen hırslar var. Ben daha zenginleşeyim, daha farklı şeylere ulaşayım diye. Onlara da izin vermeyeceğiz. Peki yani insan doğası bencildir ya da kötülüğe meyillidir diyebilir miyiz buradan? İnsan doğası diye bu anlamda bir şey yoktur. Yani şöyle söyleyeyim. İnsanın iyiye geliştirilebilecek tarafları vardır. Sonuçta bir canlıyız. Bu hayvanlar için de geçerli. Bir de kötücülleşebilecek tarafları vardır. Eğer koşullar oraya doğru ittirirse. Ya bir örnek vereyim. Bir insanı aç bırakırsanız. Yani açlıkla terbiye edemezsiniz kimseyi. Yani insanın doğal refleksidir o açlığı gidermeye dönük hareketler. Şimdi dolayısıyla biz sosyalist bir toplumun, sosyalizmden komünizme geçerken ki toplumun, insanlığın iyi geliştirilmesi gereken taraflarını kuvvetlendireceğini, diğer özelliklerini zayıflatacağını söylüyoruz. Nedir bunlar? Mesela iyi taraf nedir? Ben sana sorayım. İyi aramak bence. Yani İyi nedir? Yani iyi değerlerden söz edelim mesela. Toplumsal. Mesela dayanışmak, yardımlaşmak iyi bir şeydir değil mi? Kimse yardımlaşmak için kötü bir şey demez. Ama bencillik kötüdür denir. Ya da en azından çok övünmez kimse. Yani kimse çıkıp da ben bencilim dediği zaman iyi bir şey söylemiş olmaz. Böyle değerler var. Dayanışma, yardımlaşma, kolektif kültür, yaratıcılık. Bir de bunun tersinde işte kıskançlık, bencillik, kariyerizm, işte asalaklık, başkasının emeği üzerinden geçinme alışkanlıkları. Bunlar zaman içerisinde ortadan kaldırılabilir. Yani bu insan doğasında vardır, insan doğasında hepsi vardır eğer ondan konuşursam. İnsan doğası kötüdür ya da insan doğası iyidir diye bir şey söylenebilir mi? Sonuçta koşullar diye bir şey var ve biz o koşulları değiştireceğiz. Kimsenin kimseye kötülük yapma ihtiyacı ve olanağı kalmayacak. Sosyalizmin kurulabilmesi için önce halkın bilinçlenmesi ve birlikte mücadeleye katılması gerekir mi? Ya da bu şekilde AKP gitmez mi? Bütün muhalefet birleşirse daha güçlü bir mücadele verebilir miyiz? Güzel. Bütün muhalefet, sondan başlayayım. Bütün muhalefet birleşirse bu topluma ne sunacak?
Bakın 20 yıldır iktidarda olan bir parti var. Ve bu partinin bir bölümünü gerçekleştirdiği, bir bölümünü henüz gerçekleştiremediği, gerçekleştirmekte de zorlanacağı bir tasarım var. Türkiye tasarımı. Siz bu tasarımın nesine karşı çıktığınızı anlatmadan, nasıl bir ülke kendi tasarımınızı ortaya koymadan, sadece ve sadece mevcut iktidarı düşürmeye dönük bir projeyle bu halkı arkanıza alamazsınız, heyecanlandıramazsınız. Ayrıca bu sahte bir aradalık olur. Çünkü bütün sorunların AKP ile başlayıp AKP ile biteceği iddiası büyük bir safsata. Eğer böyle olsaydı AKP çoktan gitmişti. AKP'yi bugün iktidarda tutan, 20 yıldır iktidarda tutan şeyi iyi kavramadan, nedenleri iyi kavramadan AKP ile mücadele edemezsiniz. AKP'yi iktidarda bugünkü sistem tutuyor ve istiyor. 20 yıldır AKP'den en fazla yararlananlar bugün o muhalefeti de şekillendirmek isteyen güçler. Yani TÜSİAD AKP'den çok faydalandı. Açın bakın kar oranlarına. TÜSİAD reddetseydi AKP gitmişti. Bu matematik bir denklem. Dolayısıyla bugün aynı TÜSİAD bir muhalefet tasarımı da geliştiriyor. Niye geliştiriyor? AKP döneminde elde ettiği kazanımları kaybetmeyeceği yeni bir iktidar alternatifi elinde tutmak istiyor. Bunun parçası niye olalım? Bundan bu topluma ne fayda gelir? Ayrıca bu gerçek değil. Yani kim kimle birleşecek? Herkes programını ortaya koysun. Yani Cumhuriyet Halk Partisi programını koysun. Ben şöyle bir Türkiye tasarlıyorum diye. Ben saraya karşıyım diye bir program olmaz. O zaman hep saray kazanır. İşte Akşener'in partisi desin ki ben şöyle bir Türkiye tasarlıyorum. Biz de o zaman deriz ki biz sizin şu tasarımınıza şuradan itiraz ediyoruz. Ki ediyoruz. Ama Türkiye Komünist Partisi'nin tasarımıyla diğer partilerin tasarladığı Türkiye arasında dağlar zıtlık var. Dolayısıyla yan yana gelinmesi, bir muhalefetin birleşmesi bunlar fantastik düşünceler ve gerçekleşme şansı yok. Şunu yalnız söylemek zorundayım. Öyle bir an gelir ki Türkiye'de bir toplumsal tepki ortaya çıkar. Tıpkı Gezi günlerindeki gibi. O zaman kimse kimseye o sokaktaki kitleler siyasi görüşünü sormaz. O bir hareketlenmeyi orada bir toplumsal bir aradalık olur. Bu ayrı bir şeydir. Onda Türkiye Komünist Partisi en önde durur. Sorunuzda bir boyut daha vardı. O da toplumun bilinçlenmesi, halkın bilinçlenmesi meselesi. Şimdi bilinç çok bilinçle dinamik bir kavram. Yani hiçbir zaman mesela ben bilinçli hareket ediyorum diyebilirsiniz. Ama benim bilinçlenmem tamamlandı diyemezsiniz. Sürekli gelişir çünkü insan. Dolayısıyla insanların iyi eğitilmesi ve tam anlamıyla böyle bilinçlenip dünyaya dair sağlıklı bir kavrayış içerisine girmesi gerekmiyor. Bu düzenin değişmesi için. Bu düzenin değişmesi için insanların güçlerini birleştirerek ortak ve o yalın hedefe kilitlenmesi gerekiyor. Bu sömürücü sınıfları sırtından atmak. Ya bakın. Bugün İspanya'daki Komünist Partisi, oradaki yoldaşlarımız çok güzel bir tasarım yapmışlar. Çok etkilendim. İşte bir virüs resmi çizmişler. Bir bakteri resmi çizmişler. Bir de bir parazit resmi çizmişler. O parazit patron sınıfı, sermaye sınıfı. Çok etkileyici, çok basit. Bizim bu anlamda eğer bilinç diyeceksek, işte bu basitliği kavramak yeterli. Yani bizim eğitilmiş, gelişkin hepimiz için bir toplum yaratmamız için önce halkın iktidara gelmesi gerekiyor. Ve koşulları değiştirmemiz gerekiyor. Kendimizi eğitelim. Şimdi sinemaya gidemeyeceksiniz. Sansür var ve çok para. Tiyatroya erişim yok. Müziğe erişim yok. Kitaba erişim yok. Ya zaman bulamıyorsunuz. Bir sürü şey var ve cehalet pompalanıyor sürekli olarak.
Bu toplumdan ne isteyeceğiz biz? O yüzden önce koşulları değiştireceğiz. Koşulları değiştirmek için de yapmamız gereken şey örgütlü gücümüzü birleştirmek. Yani o söz de çok güzeldir. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Peki bu devrimci bir kopuş da mümkün. Devrimci süreç nedir? Bunu kafamızda nasıl somutlayabiliriz? Devrim çok büyüleyici bir şey bir kere. Neden? Çünkü bu soruya yanıt yani devrim nedir sorusuna aslında yanıt vermek çok zor. Kural tanımayan bir şey. Ama en azından devrim dediğimiz şeyin bazı özellikleri var. Onları çok kısaca toparlayalım. Bir kere çok ağır bir kriz olması gerekiyor. Ekonomik, siyasi boyutları olan mevcut düzenin sarsılması gerekiyor. Öyle bir noktaya gelinmesi gerekiyor ki insanlar artık daha fazla o düzende yaşamak istemesinler, başka bir şey aramaya başlasınlar. O düzenin sahipleri de artık yönetme yeteneklerini kaybetsinler. Şimdi tarihte bunun bir sürü örneği var ve o örneklerin bir bölümünde devrim başarılı olmuş, bir bölümde başarısız olmuş. Yani çeşitli nedenlerle başarısız olmuş. O yüzden de bir altın kuralı hiç unutmamak gerekiyor. Devrimlerin ne zaman ortaya çıkıp yükselişe geçeceğini hiç kimse öngöremez. Mesela bugünkü dünya tablosunda 6 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir devrimci dalga gelecek dense, hadi oradan uyduruyorsunuz demem. Yani birisi bunu dese zor ama mümkün derim. Devrimler zaten hep öngörülmedik anlarda yükselmişlerdir. Aniden gelişmişlerdir. İşte bu altın kuralı hesaba katarsanız hep hazır olmak gerekir. Çünkü devrimler ortada bırakıldıklarında karşısına dönüşürler. Karşı devrime dönüşürler. Devrimi ortadan bırakmamanın yolu devrime hazırlanmaktır. Devrime nasıl hazırlanırsın? Örgütlenerek hazırlanırsın. Bununla bağlantılı bir soru daha var. Dünyanın mevcut siyasi ve toplumsal konjonktüründe devrimin ilk nereden patlak vereceğini öngörüyorsun. Yazdık işte Türkiye örnek olsun dedik. Bu bir iddiadır aynı zamanda ama Türkiye bütün bir emperyalist dünya içerisinde çeşitli nedenlerle bir devrimci altüst oluş açısından uygun koşulları barındıran bir ülkedir. Şimdi bu bir açıdan bizim öznel değerlendirmemiz. Niye burada mücadele ediyoruz? Mücadele ediyoruz ve mümkün görüyoruz. Bu iyi bir şey. Ama sadece öznel bir değerlendirmenin ürünü de değil. Bayağı böyle kendimizi ülke toprağından ayıralım, tepeden bakalım. Bilimsel kriterlerle, bilimsel ölçütlerle yaklaşalım. Evet, Türkiye bu ülkelerden bir tanesi. Ama başka ülkeler de var. Yani Rusya çok enteresan özellikleri olan, tarihsel, kültürel özellikleri olan, işte bir çok uzun bir sosyalizm deneyi geçirmiş bir ülke. Bugün tamamen farklı bir noktada duruyor gibi ama sürprizleri çok açık bir ülke. Ve bugünkü sistemin dayanakları çok zayıf. Başka ülkeler de sayabiliriz ama biz Türkiye'ye odaklanıyoruz. Peki, TKP soyut yarınlar için somut bugünlerini heba mı ediyor? Bugünden yapılacak hiçbir şey yok mudur ya da yapılması değersiz midir? Güzel. Bu soruya hem maddi ve hem manevi yanıt vereceğim. Bir kere örgütlülük her durumda ciddi bir güvencedir. Tamam, burası bir hayır kurumu değil. Ama öte yandan da biz dayanışmayı bilen insanlarız. Mesela bu salgın sırasında çok kişiden duydum. Rahatsızlanan arkadaşlarımız oldu.
doğal olarak. Biz de bu toplumda çalışıyoruz. Özellikle fabrikalarda çalışan arkadaşlarımız arasında. Şimdi ama biz bu hastalıkta hiç kendimizi yalnız hissetmedik. Hiç kimse. Yani biz örgütlü olduğumuzu daha fazla hissettik salgın boyunca. Bu bir gece yarısı gelen nasılsın yoldaş diye bir telefondur. İşte bir rahatsızlandığın zaman hastanede maskesini hafif indirip hoş geldin yoldaş, geçmiş olsun diyen bir hemşiredir. Ya da evine getirilen işte maskedir, ihtiyaçlarını karşılayan yoldaşlarındır. Bu önemsiz bir şey değil. İki, ben hep kendime soruyorum, komünist olmasaydım nasıl birisi olurdum diye. O Kemal'e bakmak istemiyorum. Yani düşüncesi bile beni çok ürpertiyor. Çok mutsuz olurdum. Kötü olup olmayacağımdan bağımsız bir şey. Muhtemelen bencil birisi olurdum. Ama mutsuz olurdum. Şimdi bu ülkede nasıl mutlu oluyoruz? Mutluluktan anladığımız şey farklı. Mücadele etmek çok insana enerji veren, insanı mutlu eden bir olgu. Niye? Çünkü böyle ulvi şeylerden söz etmeyeceğim. İşte bütün insanlık için mücadele ediyoruz falan değil. Beğenmediğin, yani insan beğenmediği bir şeyi değiştirmeye çalışır. Ben bir insan olarak bu düzende yaşamak istemiyorum. Bu kadar basit. Ve bunun için elimden geleni yapıyorum. Ve ölmeden önce çocuğuma diyeceğim ki, baban her elinden geleni yaptı. Belki başarmış olacağız. Çorbada benim de tuzum var diyeceğim. Eğer başarısız olursak sanmıyorum. O zaman diyeceğim ki elinden geleni yaptı baban, sen devam et. Bu keyif verici bir şey. Bu işin manevi tarafı. Maddi tarafı şu. Örgütlü bir insana karşı kapitalizmin eli sanıldığı kadar güçlü değildir. Yani evet, sosyalizm mücadelesi verenler risk alıyorlar. Doğal. Yani güle oynaya yürütmüyoruz bu mücadeleyi. Ama öte yandan da bir dayanışma var. Hakkımızı aramayı biliyoruz. Bugün en toplumda bir açıdan güvence sahibi kişiler yine örgütlü insanlardır. Böyle bakmak gerekiyor. Artı ücret artışları, işten atmaları karşı mücadeleler, demokratik haklarımız için mücadeleler. Bunları örgütlü olarak zaten daha iyi yaparız. Bugünün sorunları içerisinde neyi önemsemiyoruz ki böyle bir soru soruluyor? Yani elbette biz bugünkü dertlerimiz işte imam hatipler açılıyor, mücadele ediyoruz ve en etkili mücadeleyi veriyoruz. İşte işten atmalar oluyor, oraya gidiyoruz, patronların ensesindeyiz ağ olarak ve orada mücadele ediyoruz. Bir okulda, bir üniversitede bir haksızlık olduğu zaman arkadaşlarımız devreye giriyorlar, avukat arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu bir efsane ama efendim bugüne odaklanmamız lazım deyip ana sorunu görmezseniz bugün de kaybedersiniz. Dolayısıyla tersi geçerli. Yarını kazanamazsan bugünü asla kazanamazsın. Dünyada işçi sınıfının en fazla hak elde ettiği dönemler, emekçilerin en fazla hak ettiği dönemler, elde ettiği dönemler, işçi sınıfının iktidarı istediği dönemlerdir. Çünkü sermaye sınıfı korkar. Bugün istedikleri gibi at oynatıyorlar. Niye? Çünkü işçi sınıfı henüz daha bir siyasal kimlik elde edebilmiş değil. Masaya yumruğunu vurmuyor. Masaya yumruğunu vururken de şunu diyeceksiniz. Ben iktidarı istiyorum. O zaman ekmeğinizi de alırsınız. Peki sadece örgütlenmek yeterli mi bu düzeni yıkmak için? Şimdi örgüt çok geniş bir kavram. Mesela parti diyoruz, işçi sınıfının aklı ve vicdanıdır. Bu çok güzel bir söz. Yani güçlerimiz, örgütlülük şu değil ki, işte sen, ben, başkaları bir araya geldik. Birdik, iki olduk, ikidik, üç olduk. Böyle bir mesele değil. Bu bir organizma.
Dolayısıyla toplamımızdan çok daha büyük bir değer üretiyor. O değer ne? Bir kolektif akıl. Devrimin gerçekleşmesi için koşulların uygun olması gerekiyor. Bunun üzerine de evet örgüt, sağlam bir örgüt gerekiyor. Yaratıcı, kıvrak, üretken, cesur, kararlı, tutarlı, güven veren bir örgüt gerekiyor. Az önce biraz cevapladın ama tekrardan sormak istiyorum. İskandinav ülkeleri sosyalist düzen olmadan da refah içinde ve mutlu yaşıyorlar. Ya sosyalist düzen olmadan mutlu yaşayamaz mıyız? Bazı ülkeler başka ülkeleri sömürmenin avantajlarını kullanıyorlar. Bir kere bu açık. Ama bu da giderek, şimdi eskiden Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, işte İskandinav ülkeleri, İsveç, Danimarka, Norveç, başka ülkeleri de sayabiliriz. Bu ülkeler kendi halklarına, emekçi halklarına daha fazla pay veriyorlardı. Bu açık. Peki bu niye yapıyorlardı bunu? Sus payı vermeye çalışıyorlardı. Peki niye? Çünkü karşılarında çok büyük bir rakip vardı. Sovyetler Birliği. Çünkü Sovyetler Birliği işte sağlık sorunlarını çözdü, eğitim sorununu çözdü, büyük bilimsel gelişme sağladı, sanayileşme sağladı, uzaya çıktı. İşte sporda, kültürde büyük başarılar elde etti. Bunu görüyorlardı. Dolayısıyla zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra fazlasıyla yoksullaştırılmış bir işçi sınıfıyla Avrupa ülkeleri yapamaz. Şimdi Sovyetler Birliği yok. Son 30 yıldır sistematik bir biçimde yoksullaşıyor. Artık eskisi gibi değil. Şimdi bazı arkadaşlarımız işte üniversiteyi bitirip kaçıyorlar Avrupa'ya. Sonra ben ne yaptım diyorlar. Çünkü hayat çok zorlaştı oralarda. Ama unutmayalım yine de dünyanın yoksul bazı bölgelerine kıyasla evet İskandinav ülkelerinde bir refah gözüküyor. Ama Afrika'da günde ölen 25 bin çocuk yani karşılığı bu. Dolayısıyla biz eşitlikçi bir düzen kuracağız, eşitlikçi bir dünya istiyoruz. En de sonunda kurulacak. Hep söylenen bir şey vardır. Coğrafya kaderdir ya da işte doğduğun ev kaderindir gibi sözler. Coğrafya kader midir? Bir açıdan evet. Çünkü hiçbirimiz doğduğumuz coğrafyayı seçmiyoruz. Doğduğumuz aileyi de seçmiyoruz. Böyle bir özgürlüğümüz yok. Ama bir açıdan değildir. Çünkü o coğrafya da bir bağ kuruyorsun. Orada yaşıyorsun. Orada sömürülüyorsun. Orada acı çekiyorsun, orada mutluluk ama orayı değiştiriyorsun. O coğrafyayı değiştirme iradesinin bir parçası olmak zorundasın. Yani kimileri bu ülkeden hiçbir şey olmaz diyorlar. Bu protesto edilecek bir yargı. Bu ülke çok güzel bir ülke. Herkes için kendi ülkesi güzeldir ve bu çok değerli bir şeydir. Biz kendi ülkemizi başkalarından üstün falan tuttuğumuz yok. Ama öte yandan da bu ülke değiştirilmeyi hak edecek, hak eden bir ülkedir. Değiştiğinde de çok güzel olacak bir ülkedir. O yüzden hani coğrafya kaderdir. Hayır, bu kaderi biz kendi ellerimize alacağız. Günümüzde gençler kapitalizmi çok fazla tüketim alışkanlıkları üzerinden anlamaya çalışıyorlar. Örneğin işte vegan olmak, tüketmemek, Apple telefon kullanmamak gibi şeyler çok fazla söylenir. Yani bu şekilde alt edebileceğimizi düşünüyorlar. Birincisi kapitalizm tüketim toplumu mudur? İkincisi tüketim toplumunda mı yaşıyoruz, üretim toplumunda mı? Yani bunların ikisi birbirine karşı karşıya koyulabilecek şeyler mi ya da? Evet bu kavramlar yani bu kavramlar üzerine tartışmak aslında çok verimli değil. Yani baştan senin de söylediğin gibi. Nereden kaçacaksınız? Yani nasıl olacak bu? Onu tamam bir takım insanların hayatla bazı ilişkileri olabilir. Yani ilkesel davranabilirsiniz. Ya ben işte şunu yapmıyorum. İşte özellikle çok bilinen popüler markalardan kaçıyorum diyebilirsiniz. Buna kimse bir şey diyemez. Hatta kötü bir tutum da değil bu. Ama problem şu, ne kaçamazsınız. Yani bugünkü düzenin realitelerinden, gerçeklerinden bu şekilde kaçma şansınız yok. Mesele bu değil zaten.
Kapitalizm tükettirmek ister. Gayet açık. Yani her şeyi metalaştırmak zorunda olan bir sistem. Doğal olarak toplumu da gerekli gereksiz ve genellikle gereksiz bir tüketim şeyinin içerisine zorlama yanlısı. Ve aslında bu kapitalizmin de en büyük biliyorsunuz çelişkisi de buradan kaynaklanıyor. Yani bir yandan halkın cebine daha az para koymak zorunda, emekçilerin cebine daha az para koymak zorunda. Ama bir yandan da satmak zorunda kapitalistler. Zaten bu çelişki çözülemez çelişki. Yani kapitalizmin asla ve asla çözemeyeceği çelişki bu. Başka çelişkilerle beraber. Yani ama bu topluma tüketim toplumu diye bir ad koymak saçma. Şunu söyleyebiliriz. Mesela komünist toplumda insanların tüketimle ilişkileri nasıl olacak? Bir kere komünist toplum bir refah toplumudur. Bolluk toplumudur. Yani herkesin ihtiyacının karşılandığı bir toplumdur. Ama öte yandan da insanlık zaten gereksiz bazı ihtiyaçlardan kurtulacak. Ya da ihtiyaç olduğunu zannettiği şeylerden. İşte marka tutkusu. Marka tutkusu yaratılmış bir şeydir. Ve güzellikle, estetikle bir alakası yoktur. Ne bileyim, ya da hiçbir şekilde insanın temel ihtiyaçlarıyla ya da insanın gelişmesiyle ilişkili olmayan tükettiğimiz şeyler oluyor. En büyük sorunlardan bir tanesi gıda endüstrisi. Gerçekten insanlara zarar veren kimyasallar yutuyoruz sürekli. Bütün bunların ideolojik olarak da, kültürel olarak da, maddi olarak da değişeceği bir toplum olacak komünist toplum. Ve üretim toplumu olacak elbette. Çünkü insanların ihtiyaçlarını, şimdi bize bazen soruyorlar, ya bol kesiden atıyorsunuz, nereden geliyor bu değirmenin suyu diye. İşte komünist toplumda işte şu bedava, şu ücretsiz, herkesin ihtiyacı falan filan. Tabi bunun için üretmek gerekiyor. Üstelik de bir başka iddiamız var. Tüm toplum üretici olacak. Maddi ya da entelektüel anlamda. İşte kimse işsiz olmayacak ama çalışma saatleri sürekli kısalacak. Yani muhtemeldir ki Türkiye'deki sosyalist iktidarın 10. yılına geldiğimiz zaman çalışma saatleri 3-4 saate düşmüş olacak. Güzel, güzel değil mi? Peki, kültür sanat üzerinden bir şey sormak istiyorum. Rap müzik ya da Parazit gibi filmler, muhalif filmler ya da işte muhalif şarkılar olarak ele alınıyor. Sol değerlere dokunan üretimler bir yandan bunlar. Bunları nasıl ele alalım, nasıl yaklaşalım? Çünkü bir taraf tamamen karşısına alırken hayır bu işte böyle değildir derken bir taraf da fazlasıyla sahipleniyor. Şimdi ben şöyle değerlendirmekten yanayım. Kendi beğenilerimi hiç karıştırmadan söyleyeceğim. Mücadele dönem, büyük ve dünya çapındaki mücadele dönemleri hep kendi sanatını yaratır. Şimdi bundan yoksunuz. Şu anda sanat böyle bir tür suni teneffüs modunda. Yani neden? İşte gelip geçici akımlar ortaya çıkıyor. İşte aradan böyle bir takım örnekler sivriliyor ama devamı gelmiyor. Yani mesela sanatsal dönemler vardır. Uzun bir süredir böyle bir dönemden söz edemiyoruz. Ya da ekoller. Böyle şeyler yok. Dolayısıyla bugün verdiğin örnekler de dahil. Yaftalamak yerine İki gün yönlü yaftalarsınız. Yani iyidir, kötüdür. Değerlendirmek, bunların deneyim kısmına bakıp bir yandan da sağlıklı, daha sağlıklı ve insanlığın mücadelesiyle etkileşimi
girebilecek bir sanatsal üretim için veri toplamak değil de bunları deney olarak görüp bunlardan yararlanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sanatsız bir mücadele mümkün değil. Burada çok keskin bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki dönemin sanatı sadece ve sadece mücadeleye yaramalıdır. İnsanlığı ayağa kaldırmaya yaramalıdır. Daha sonra bakarız. Yani insanlık bu münasebetsiz ve berbat düzenden kurtulduktan sonra bakarız. Ama şu anda şiddetle ihtiyacımız olan şey bu düzeni sarsmaya ve ortadan kaldırmaya yarayacak bir sanat anlayışı. Gerisi hikaye. Ya bana ya ama ya siz de çok işte dar bakıyorsunuz falan. Hayır, çok geniş. Bundan daha geniş bir bakış açısı olabilir mi? Sanata bu düzenin değişmesinde önemli bir rol düşüyor. Bunu söylüyoruz. Bunun dışındaki bir şey, bir karşılığı yok. Ya yani insanlık bu haldeyken ne yapacağız? Yani o yüzden bugünkü işte rap müzikte kalıcı olan bir şey var mıdır sorusunu sorup, inceleyip, araştırıp ve devrimci bir sanatta ne devreder? Bunların bakılması lazım ve burada biraz esnek yaklaşmakta fayda var. Çünkü bunların hepsi denemeler. Ama birisi de gelip yani çağ müziği raptır derse kavga ederim. Netflix üyeliğin var mı? Netflix üyeliğim benim yok ama oğlumun var. Peki gençler kaliteli zaman geçirmek için neler yapmalı, neler önerirsin? Gençler kaliteli zaman geçirmek için ne yapmalılar? Ya bu çok ağır bir soru. Çünkü bir kere az vakit kaldığını biliyorum. Ben genç şimdi bu şeyi ayırıyorum. Yani okulları kapattılar ama çalışan arkadaşlarınız var. Yani genç arkadaşların önemli bir bölümü çalışıyor. Dolayısıyla çalışmaktan ve okullar açıldığında da çok az vakit kalıyor. Halbuki insanı biliyorsunuz geliştiren şeylerden bir tanesi boş zamandır. Yani boş değildir o zaman aslında. Kendine ayırdığın zamandır. O zamanın iyi planlanması gerekiyor. Çok açık. Ben iki şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eksik görüyorum. Bugünkü gençlikte. Garip bir şekilde ilerleyen yaşlardaki şeylerde hem emekçiler hem orta sınıflarda bir vücut beden şeyi spor yapma, sağlıklı yaşam şeyi ileriki yaşlarda gündeme geliyor. Belki de bir panikledir bilmiyorum ama gençliğin kendi fizik bedensel sağlıkları, bu dar anlamıyla kas gücünden bahsetmiyorum. Aynı zamanda bunun insanın entelektüel şeyine verdiği bir başka destek de var. Ya da ruh sağlığına verdiği destek. Bir, bu bence önemli. İkincisi okumak. Yani bugünkü genç kuşağın okuma alışkanlıkları yok edildi. Ya daha doğrusu okuma ile okumadan bakmaya geçtik. Yani telefon ekranında bakarsınız, okuyamazsınız. Ona okuma denmiyor. Okumaya geri dönmesi lazım insanın. Bu özel bir çaba gerektiriyor. Ama yapacak bir şey yok. Okuma alışkanlığı kazanan birisi iyi film de izler, iyi müzik de dinler. Ama okuma alışkanlığı olmayan birisinin bunları da diğerini de yapma şansı yok. Çünkü iyi film, iyi sanat yüksek soyutlama gerektirir. İnsanın soyutlama yeteneğinin gelişmesi, soyut düşünme yeteneğinin gelişmesinin tek bir koşulu var, okumak. Yani yazılı kültürün yerine hiçbir şey geçmez ama şimdi ne yazık ki şimdi biz de aynı şeydeyiz, baskıyı hissediyoruz partide. İşte postcat, işte videolar. İyi, tamam, bunları yapıyoruz ama yazı denilen şeyin yerini hiçbir şey alamaz. Yani yazı çok önemli bir şey insanlık için ve henüz daha bizim düşünme sistematiğimiz açısından yazının yerine bir şey koyamazsınız. Yani henüz yok. Sözel kültür daha geri bir kültür.
Bunu unutmayalım. Peki, şöyle mottolar vardır. İyi düşün, iyi olsun gibi. Ya da insan kendi şansını kendisi yaratır gibi. Bunlara diyalektik materyalizmle nasıl cevap verebiliriz mesela? Burada da kestirip atmak. İşte ben bu tür mottoları hiç sevmem zaten. Yani hayat çok daha zengin. Şimdi çünkü buradan çok son derece saçma sapan polyanacılık da çıkartırsın bu dediklerinden. Ama özgüven ve hepimiz için gerekli olan bir iyimserlik de çıkartabilirsin. Benim önerim şu. Yani önereceğim şu olur. Bu tür şeyler, işte benim yaşam ilkem şudur falan demeden insanların bir kere kendileri üzerindeki, şimdi biz hayatı değiştirmek istiyoruz. Düzeni değiştirmek istiyoruz. Dünyayı değiştirmek istiyoruz, değil mi? İlk önce kendimizden başlayalım. Şu soruyu sorsun herkes. Ben kendi üzerimde ne kadar söz sahibiyim? Ne kadar yönetiyorum? İşte et, kemik, kafamız var. Bir maddi varlık olarak ben kendi üzerimde ne kadar kontrol sahibiyim? Şimdi bu soruya vereceğiniz, bir kere bunda sonsuz bir kontrole sahip olamazsınız. Çünkü biz toplumsal bir varlığız. Ama öte yandan da mümkün olduğu kadar bir insan kendi üzerinde bir kontrol sağlamak zorunda. İyilik, kötülük, mesela bütün bu meseleleri çözecek olan şey de sizin kendinize kurduğunuz ilişki. Dolayısıyla eğer insanoğlunun bilinçli hareketinden söz ediyorsak, maddi dünyayı değiştirme yeteneğinden söz ediyorsak, bu yeteneğe gözümüzü dikerken ilk sınama alanımız kendimizdir. O yüzden benzer başka mottolar da var. Evet, benzeri onların üzerini çizmekte fayda var. Ben neyim? Ne yapıyorum? Ne yapmalıyım? Sorularına sorulmalı ve işe kendimizden başlamalıyız. Bağlantılı. Mesela herkes kendi kapısının önünü temizlerse bir sorun kalmaz mı bu düzende gibi bir soru daha vardı mesela. Herhalde benzer bir cevap. Herkes aslında kendi kapısının önünü temizlerse hiçbir şey değişmez. Gayet açık. Ortak yaşam diye bir şey var. Kamusal alan diye bir şey var. Şu mu zannediliyor? İnsanların özel alanlarından ibaret bir dünyada mı yaşıyoruz? Böyle bir şey yok. Peki, sosyalizm fazla nüfus problemini nasıl çözer? Ya da nüfus planlamasını neye göre yapar bir sosyalist iktidar? Çünkü bu konuda aslında Sovyetler Birliği'ne de yapılan atıflar var. Savaş döneminde vesaire. Şimdi Sovyetler Birliği'ne nüfus politikaları açısından herhangi bir eleştiri getirilme şansı yok. Yani Sovyetler Birliği 1945 yılına kadar sürekli savaş. Yani ve şimdi bakın biz bu koronavirüsü yüzünden işte maskelerle dolaşıyoruz. Herkes tedirgin. Ellerimiz soyuldu sabundan, şeyden, dezenfektandan. Kaç kişi öldü tüm dünyada? Yarım milyonu geçti. Hayır, daha varmadı oraya. Var mı? Diyelim ki 200 bin. Her insan çok değerlidir. Sayılara vurmaya başlayınca iş karışıyor. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda sadece Sovyetler Birliği'nde ölenlerin sayısı 26-27 milyon. Şimdi 9 Mayıs geliyor. Yani bundan 10-15 gün sonra bir başka yıl dönümü var. Hitler faşizminin yenilgisinin 75. yılı. Şimdi o soruya gelince
yani Sovyetler Birliği'nin nüfus politikaları, Sovyetler Birliği'nde iş gücü ve genç nüfusun kaybının telafisiyle ilgili. O yüzden de önemli bir dönem, çocuk doğurma teşvik ediliyor. Öte yandan gelecekteki belki de hiç gündemimize girmeyecek sorunlardan birisi olacak nüfus planlaması. Neden? Bir kere şu anda dünyanın kaynakları dünya nüfusunun tamamını beslemeye yeterli. Bunu unutmamak gerekiyor. İki, üreme bilinçli toplumlarda isteyerek, bilerek ve bir yani kendi yaşamınızın ilk sosyalliğin diyelim ki aile, anne baba, onun bir parçası olarak ve aynı zamanda ama bir toplumsal sorumluluk olarak yerine getirilecek bir şey. Dolayısıyla işte ne bileyim herhalde 7-8-10 çocuklu ailelere pek rastlanmayacak. Yani bu bir şeyle ilgili. Yani kadının çocuk doğurma görevi dışında bir görevi olmadığını düşünen toplumlarda ancak bu şekilde bir yöne doğru evriliyor. Buradaki sorun şu olabilir. Sağlık sistemindeki iyileşmelerle beraber insan ömrü iyice uzayabilir. Şimdi belki duymuşsundur. Mesela Küba'da 100 yaş kulübü var. Yani 100 yaşına kadar yaşamaya niyetli olanlar ya da 100 yaşına gelenler o kulüplerde örgütleniyorlar. Yani Küba çocuklar ve yaşlılar için gerçek anlamıyla bir cennet. Yani çünkü onlar devam ediyor. Her şey yaşlılar ve çocuklar için yapılmış gibi sanki. Şimdi bu sorun olabilir. Yani bugünden nasıl yanıtlanır bilmiyorum ama yani insanların ortalama yaşamı işte 90 yaşına falan çıkmaya başladığında ya da 100 yaşına çıkmaya başladığı zaman doğal olarak nüfus da artacak. Ama bunlar kolay çözülecek şeyler. Bir de dediğim gibi şu anda yeryüzünün kaynakları yeterli. Yani ne gerekiyor bu kaynakların şey yapılması için? Eşitsizlikler giderilecek, planlama olacak, ısraf olmayacak. O zaman yani hepimize yetecek kadar gıda var, su var, her şey var. Doğayı tahrip etmemeyi de öğreneceğiz. Doğa kendisine gelecek, yenilenecek. Son üç sorumuz az kaldı artık. Türkiye'de birçok fabrika ve kuruluş özelleştirilmiş durumda ve birçoğu yabancı sermaye gruplarına ait. Devrim olduğunda emperyalist baskıya karşı nasıl önlemler alınabilir bu durumda? Bir uluslararası soruna dönüşebilir mi bunların kamulaştırılması? Bununla birlikte sosyalist düzende kara para ya da kara para aklama ya da mafyatik işler olacak mı? Yani bunların hepsi birbiriyle bağlantılı çünkü şey. Bakın, kamulaştırma ve devletleştirme kavramları biraz Türkiye'de çorba oldu. Şu anda Türkiye'de kamulaştırma bazen yapılıyor. Zor durumda kalan şirketler geri alınıyor devlet tarafından. Ya da şeye kamulaştırma deniyor. Mesela bir yerden bir yol geçecek. Oradaki araziler satın alınıyor devlet tarafından. Biz devletleştireceğiz ya da millileştireceğiz. Yani buradaki fark bedel ödemeksizin el konacak. Peki bu emperyalist ülkelerin tepkisine yol açmayacak mı? Açacak. Ama devrimler hiçbir zaman yalıtık tek bir ülkeye hapsolan toplumsal olaylar değildir. Devrimler genellikle bölgesel hatta uluslararası nitelik taşır. Yani her ülkeyi etkiler. Onun içerisinden bazı ülkeler ya da bir ülke devrimci bir iktidara dönüşür. Türkiye'de diyelim ki bir devrimci dönüşüm gerçekleştiğinde ona müdahale edecek ülkelerde işçi hareketinin hangi noktada olacağını kimse bilemez.
Bakın Sovyetler Birliği'nde de aynı şey vardı. Sovyetler Birliği'ne müdahale etmeye kalktılar. Ekim devriminden sonra 1917'de. Başlarına gelmedik kalmadı. Yani müdahale etmeye kalkanların. Grevler oldu. Sovyetler Birliği'ni, Sovyet Rusya'yı yıkmak için yolladıkları askerlerin bir bölümü taraf değiştirip Bolşeviklere katıldı. Trenler raydan çıkarıldı. Gemilere yüklenen malzemeler denize atıldı. Dolayısıyla dayanışma, uluslararası dayanışma bir devrimci iktidarı ayakta tutmak için ciddi bir olgudur. Örgütlü bir halk. 1920, bugün 22 Nisan, yarın 23 Nisan. Türkiye'de bir milli mücadele yaşadı. O milli mücadelede dönemin en güçlü emperyalist ülkelerinin işgali vardı. Beceremediler. Dolayısıyla örgütlülük, kararlılık, akıl, fırsatları iyi değerlendirme ve uluslararası dayanışma her şeyi çözer. Küba, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı başında hala nasıl yaşamaya devam ediyorsa biz haydi haydi yaşarız. Okullarımızda ve ülkemizde karşılaştığımız sorunlara çözüm ararken yaşını başını al, meslek edin, sonra siyasetle uğraşırsın diyen birçok insan oluyor. Hatta zaman zaman ailelerimiz tarafından engellemelerle karşılaşıyoruz bu mücadeleye girmeyi istediğimizde. Siyaset sadece bu mesleğe sahip olanların yapabileceği bir iş midir? Gençler siyasetle uğraşmamalı mıdır? Ya da gençler siyasetle neden ilgilenmelidir? Şimdi anne ve babalara kızmamak lazım. Anlamaya çalışmak lazım ve çözmek lazım meseleyi. Çünkü son tahlilde evet evlatlarını düşünüyorlar ama bencilce bir duygu bu. Hele hele haklısın ama önce okulu bitir. İyi bir öğrenci olarak da devrimci olmak mümkün. Evet zorlukları var ama mümkün. Bu bir. İkincisi eğer anne babalar açısından söylüyorum. Kendi görevlerini bütün olanaklarına rağmen yerine getirdilerse, kastettiğim şu, iyi yaşatma anlamında bir şeyden söz etmiyorum. İyi insan olma bilinci verdilerse, haksızlıklara karşı çıkma, boyun eğmeme, dürüst olma, kendine karşı dürüst olma, başkalarına karşı dürüst olma, bu bilinci verdilerse o zaman yapacak bir şey yok. Güvenecekler. Kendi yolunu bulacaktır. Zaten her insanın ilk önce bir anne babasıyla da bir itiş kakış yaşaması gerekir. Yani başka türlü olmuyor. Öte yandan da dediğim gibi bugün siyasi mücadele, komünist olmak bir gencin bu düzen karşısında ayakta kalması, çürümemesi için de en büyük güvence. Yani yalnızca bencillik, kötüleşmeden söz etmiyorum. İşte uyuşturucu, başka bağımlılıklar. Bütün bunlar karşısında örgütlü siyaset ya da komünist olmanın getirdiği büyük avantajlar var. Aileler bunu görmek zorunda. Görenler de var. Yani partide bizim çok fazla önce genç arkadaşımız, sonra anne, sonra babanın geldiği çok fazla örnek var. Tamam, bazıları biliyoruz. Önce bir ya ben de girersem yakında olurum, kollarım türü bir şeyle geliyorlar. Onu fark ediyoruz ama sonra işin rengi değişiyor ve gayet benimseyerek devam ediyorlar parti üyeliğine. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Gençler olmadan bu düzeni değiştiremeyiz. Gençlik her şey değildir. Ama gençliğin dinamizmi olmadan bu düzen değişmez. Bu düzeni emeklilerle değiştiremeyiz. Bu emekliler bu mücadelede bir rol oynamazlar anlamında bir şey söylemiyorum.
ama mutlaka ve mutlaka bu mücadelenin gençlik dinamizmini gereksinimi var. Bu yüzden de biz şey şansına sahip değiliz. İşte önce bir bakalım meslek sahibi olsunlar. E olamıyorlar zaten. Ne yapacaklar? Yani işsizler ordusuna biz önce iş bulun sonra mücadele edersiniz mi diyeceğiz? Yani genç nüfusun çok ciddi bir oranı işsiz ya da geçici işlerde çalışıyorlar. O yüzden bunlar hep her dönemde olmuş şeyler ama sonuçta biz şunu biliyoruz. İyi bir komünist genç zaman içerisinde yani uzun zamandan söz etmiyorum kısa bir süre içerisinde ailesine seninle gurur duyuyorum dedirtir. İyi bir komünist. Hakkını veriyorsa. Çünkü iyi bir komünist iyi bir öğrencidir. İyi bir ustadır. İşinde sorumluluk sahibidir. Şimdi bazen soruyorlar bize ya niye bu önemli? Ya biz kendimizi niye sömürtelim? İşte bana ne patronun çıkarlarından? Hayır öyle değil. Hangi işi yapıyorsak o işi iyi yapan insanlar olmak zorundayız biz. Ya bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla evet bazen tembel bir öğrenci olma hakkımız da var arada sırada. Ama genel eğilimimizin iyi bir öğrenci, iyi bir hekim, iyi bir mühendis, iyi bir işçi, iyi bir şey ustası, tezgah başındaki usta, iyi bir inşaatçı olmak olmalı. Hedefimiz bu olmalı. İyi bir sanatçı. Son sorumuz. Türkiye Komünist Gençliği eğitim yılının ikinci dönemine girerken büyük bir iddia ile 21. yüzyılı biz değiştireceğiz dedi. Böyle bir çalışma başlattı. Fakat pandemi koşulları dolayısıyla da hedeflendiği biçimde hayata geçiremedi. Bu süreç geçtikten sonra TKG'nin bu iddiası ne olacak? Nereye düşecek? Ve siz bu iddiayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu iddia iki ayda geriye düşecek bir iddia değil. 980 yılınız var. Ya şaka bir yana bu biz değiştireceğiz iddiası geriye düşecek bir iddia değil. Bir de şunu unutmayalım bu salgın bu düzenin hem ne kadar berbat bir düzen olduğunu gösterdi bütün dünya için hem de temellerinin çok çürük olduğunu gösterdi. Şimdi daha büyük bir fırsat var. Kara kara düşünüyorlar ne olacak diye. Çünkü bakın şimdi bizim Türkiye'de işçi hareketinin tarihi yeni. Yani Türkiye işçi sınıfı 60'lardan itibaren bir devinim içerisine girdi. Bu kısa bir süre. Ama dünyada 19. yüzyılı da çok ciddi bir şekilde sarsıcı bir hareketlilik içerisine girmiş işçi sınıfları var. 20. yüzyılda devam etmiş. Şimdi ben hakikaten merak ediyorum. Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de bu salgının etkisi geçince emekçi sınıflar ne yapacaklar diye. Ben unutacaklarını zannetmiyorum. Bu yaşatılan kabus. O yüzden şimdi daha umutlu olmak lazım. Herkes gördü. Kral çıplak. Yani çaresizlik içerisinde bir şey. Gerçi yani halimize bak. Yani şimdi sizin kuşak her şeyi yaşıyor. Bu açıdan çok ilginç. Yani salgınlar, darbe girişimleri, korkunç bir yobazlık, çürüme. Ama bir yandan da şu yani size cazip gelecek hiçbir tarafı yok. Ya bugünkü düzenin bir gence, aklı başındaki bir gence cazip gelme olasılığı var mı? Mümkün değil. Bu da işin bardağın dolu tarafı. O yüzden merak etmeyin. İşte pandemi nedeniyle siyasi çalışmalar biraz biçim değiştirdi. Ama hayat devam ediyor, mücadele de devam ediyor. Sonuçta yıkılacak bu düzen. Teşekkür ederiz sorularınızı cevapladığın için. Varsa son sözün. Yok, herkese selamlar. Kendinize iyi bakın diyorum.